Köklerini alıyorum. Tavamın altına açayım. Bir parça sarımsak koyacağım, iki diş. Onları da ezelim. Hepsini püre haline getireceğiz. Onun için daha küçültmeye gerek yok. Mantar pişirirken tavanızın iyice ısındığına emin olun. Çünkü direkt yağ çekeceklerdir. Dumanları gördüm. Mantarlarımızı ekleyelim. Sarımsakları da atıyorum. Tuz, karabiber. İçine bir parça soğan da koyabilirsiniz. Ben kekik de atacağım içine. Şu rengi görmek istiyoruz. Onun için hemen çalkalamayın. Hemen karıştırmayın. Tereyağımızı atabiliriz. Kekiğimizi de atalım. Kekikle mantar çok yakışıyor. Altını artık kısayım çünkü tereyağı ekledim. Bir parça bu mantarlara tatlılık vermek lazım. Bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Bence bizim damak tadımıza da en uygun olanın nar ekşisi. Şöyle koyuyorum. Altını iyice kısıyorum. Zira içinde şeker de olduğundan hızlıca karamelize olup yanabilir. Onu istemiyorum. Bir kabın içine koyacağım ki püre haline getireyim. Ben Brüksel lahanalarını hazırlamaya başlayayım. Brüksel lahanalarını ikiye kesiyorum. Şöyle hazırlayalım. Bonfilem de var. Onu da güzelce tuzlayayım ve karabiberleyeyim. Tavaların altını açıyorum. Kalın etleri bolca tuzlayın, karabiberleyin. Etim için ayçiçek yağı. Sebzeler için zeytinyağı. İkisinden de birazcık dumanı görmek istiyorum. O duman görmeden Brüksel lahanasını da eti de koymayacağım. Önce etimi koyayım. Hiç dokunmuyorum. Daha sonra da Brüksel lahanalarını. Brüksel lahanalarına birazcık tuz ve karabiber. Şöyle etin bir altına bakalım. Birazcık daha süre var. Sadece altına birazcık yağ gezdiriyorum ki eşit olarak pişsin her tarafı. Etimizi bir çevirelim. Şu rengi hep görmek istiyoruz ki o etin içindeki o özü çıksın, karamelize olsun. Gerçekten şu renge gelmeyen bir etin çok lezzetli olması mümkün değil. Her iki tavama da tereyağı ekliyorum. Bir parça sarımsak. Her iki tavama da. Ve birazcık kekik. Şöyle etimizi o tereyağıyla banyo yaptıralım. İyice köpürtelim, iç yağlarını eritelim. Altını kapatıyorum. Eti bir parça dinlendireceğim. Brüksel lahanalarımla ilgilenirken daha sonra sadece ısıtacağım. Biraz sonra eti de bunun yanına koyacağım. Brüksel lahanalarımızın iyice yumuşadığından emin olduktan sonra etimizi de birazcık dinlendirdik. Tekrar içine koyuyorum. Etimi sadece şimdi ısıtıyorum. Birazcık soğuttuk. Yenilebilir kıvama getiriyorum. Tabağıma ürünleri, malzemeleri çok fazla yağlı yağlı koymak istemiyorum. O yağını bir şekilde süzmek lazım. Brüksel lahanalarını da alalım. Şöyle püremizi alıp tabaklamaya başlayalım. Brüksel lahanalarını koyalım. Etimizi yerleştirelim.
Birazcık da mikrofilizlerimizden. Hepinize afiyet olsun.